İslam'a göre cariyelik nedir? Cariyelerle nikahsız ilişki caiz midir? Kur'an'da köleliği yasaklan ayetler hangileridir? Şimdi öncelikle tabii son zamanlarda Osmanlı ile ilgili filmlerde padişahların cariyelerinden söz edildiğini duyuyorum. Ben yani film seyretme, televizyon seyretme imkanım olmuyor. Televizyonu bir tek sabah kahvaltısında kahvaltı yaparken ne söyleyebiliyorsam ediyorum. Onun dışında mümkün olmuyor da. Ama duyuyorum. Osmanlı ile alakalı filmler oynuyormuş ve orada çok sayıda cariyenin odalık olarak kullanıldığını duyuyorum. Bu bir gerçektir. Mezheplerin tamamında cariyelik vardır. Yani ne demek cariyelik? Esir kadınlar, onlara sormadan odalık olarak kullanılır ve erkekler onların cinselliğinden yararlanabilirler. Bunun için nikah gerek yoktur. Ve burada sayı sınırı da yoktur. Gelenek böyle. Gelenek böyle. Mesela Hanefilerin çok değer verdiği İbn Abidin diye anılan bir kitap vardır. Orada şunu okuduğumu hatırlıyorum. Diyor ki bir kimsenin 1000 tane cariyesi olsa, 1001.sini almak istese, karısı dese ki onu alırsan kendimi öldürürüm, kadının kafir olmasından korkulur diyor. Niye? Allah'ın helal kıldığını haram saydığı için. Yani bu derece kesin ve şüphesiz bir şekilde kabul ediliyor. Bütün mezhepler ittifakla bu konuda en küçük şüphe falan böyle yanlış şey farklı görüş bildiren ben şu ana kadar rastlamadım, duymadım. Ondan sonra işte Batılılar cariyeliği kaldırdılar, köleliği kaldırdılar. Bizimkiler de mecbur kaldılar kaldırmaya. Şimdi diyorlar ki işte bir müddetten beri aslında İslam köleliği kaldırmayı hedeflemişti. Ama o devirde ne yapsın? İşte şunlar bunlar vardı. Onun için kaldıramadı ama hedefi buydu. Hani özrü kabahatinden büyük derler ya. İşte bu da öyle bir şey. Bu da öyle bir şey. Yani Allah-u Teala kaldırarsa, kaldıracaksa kaldırır yani. İnsanlardan mı çekinecek haşa? Bir önceki derste İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl kesin tavır koyduğunu gördük ya. Cenab-ı Hak emretti, bitti. Peki işin gerçeği nedir? İslam köleliği kaldırmayı hedeflemiş falan değildir. Köleliği kaldırmıştır. Hedeflemek demek, mesela buradan şimdi hepiniz evinize gitmeyi hedefliyorsunuz değil mi bu saatten sonra? Evinize gittiniz mi? Bu varacağınız son nokta. İslam öyle hedeflemez. Hedeflememiştir öyle bir şeyi. Ya bunu kesin olarak kaldırmıştır. Peki nerede? 47. surenin 4. ayetini açın bakalım. Muhammed suresi 506. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala Estağfirullah fe izâ laqîtumul lezîne keferû fadarbel rikâb. Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nerede? Savaşta. Biraz sonra savaş olduğunu göreceksiniz. Yani savaş meydanında kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta izâ etkhantumûhum. Onlar üzerine tam hakimiyetinizi kurarsanız feşüddül vetak, o zaman esir alın ve bağı sıkı tutun. Çünkü esirleri gevşek bırakırsınız giderler, sonra savaşın devam etmesine sebep olurlar. Onlar da zarar görür, siz de. Peki, feimma mennen ba'du ve imma fidaen. Bundan sonra, esir aldıktan sonra yapacağınız iki şeyden biridir diyor. Esirleri ya men ya da fida şeklinde serbest bırakırsınız. Yani men demek karşılıksız demektir. Esirleri ya karşılıksız
ya da karşılıklı, yani ya fidye alarak can bedeli ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Köleleştirme var mı? Serbest bırakma. Serbest bırakıncaya kadar ailenin bir ferdi olarak yaşarlar. Şimdi onlara falan girecek olsak çok uzun sürer. Ben çok kısa anlatmaya çalışıyorum. Bunlar tabii ara ara bizim sohbetlerimizde geçiyor. Ama hepsini bir arada fazlaca yapmadık herhalde. Yani uzun uzun bir yapmadık. Bir defa bir yapmıştık. Bir kere ulemanın, yapmıştık. Evet. Bazı ulemanın görmek istemediği ayetler başlattı. Bazı ulemanın görmek istemediği yani ayetler diye evet. Ama bunu tabii kölelik ve cariyelik diye evet, şey yapmak işte lazım. Yani. Anlatmak lazım. Hatta tada'al harbu evzâreha, savaş ağırlıklarını kaldırıncaya kadar böyle yapın. Yani savaş, o savaş hali sona erdiği zaman artık daha fidye alma falan da değil artık. Yani insanlar hür bırakılacak. Yani kölelik kesinlikle söz konusu değil. Ayet-i kerime kesin olarak kaldırmıştır köleliği. İki tane esirler için iki tercih bırakmıştır. Birisi karşılıklı, birisi karşılıksız serbest bırakmak. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirleriyle ilgili bunu yapmıştır. Bir kısmını karşılıksız serbest bırakmıştır. Bir kısmını da karşılıklı serbest bırakmıştır. Karşılıklı serbest bırakılanları da ikiye ayırmıştır. Bir kısmı Mekke'den mal göndererek esirlerini kurtarmışlardır. Bir kısmı da oradaki şeylere, çocuklara okuma yazmayı öğreterek hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Yani bir kısmının karşılığı çalışma, bir kısmının karşılığı da fidye. Ama tamamı serbest bırakılmıştır, hiçbirisi köleleştirilmemiştir. Peki, şimdi sorunun asıl can alıcı noktası, bu esirler kadın olursa, bunların cinselliğinden yararlanılabilir mi? O kadın esirler, kesinlikle nikahsız ilişki kurulamaz o kadın esirlerle. Bu da ayet-i kerimelerde açıktır. Bunun bir tek istisnası vardır. Ahzab suresinin 50. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mısır'dan gönderilen Mariye ile ilgili özel bir şey verilmiştir. İzin verilmiştir. Yani ayette özel izin verilmiştir. Bir tek ona mahsus olmak üzere. Müslümanlara değil. Diğer Müslümanlar eğer kendi cariyeleriyle evlenmek isterlerse evlenirler. O evlenmede erkeğin karısına ödemesi gereken mehir o kadının hürriyet bedeli olur. Yani evlendikleri takdirde hürriyetlerine kavuşturmaları şartıyla evlenirler. Yani evlendikleri an hür olur. Zaten bunlar ayetlerde çok açık bir şekilde var ama fazla zaman almasın diye şey yapıyorum. Bazı çarpıcı şeyler size göstereceğim. Şimdi kölelik ve cariyelikle ilgili ayetlerden anlamı çarpıtılmamış bir tane yoktur. Şu anda elinizdeki mealler de dahil anlamı çarpıtılmamış bir tek ayet bırakılmamıştır. O anlamını çarpıtarak bu kölelik ve cariyeliği oluşturmuşlardır. Şimdi bunu örnek olarak Nisa suresinin 3. ayetini açalım lütfen. Yetmiş altıncı sayfa. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. Ve in khiftum en la tuqsidu fil yetama fenkihu ma tabe lekum minen nisai methna ve thulate ve ruba'a. Eğer büyüttüğünüz evlenme çağına gelmiş olan
yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlara gereken değeri göstermeyeceğinizden korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan 2, 3, 4'e kadar evlenebilirsiniz. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُوا Birden fazla evlendiğiniz takdirde adaleti gözetemeyeceğinizden de korkarsanız, ki bu son derece zor bir şeydir, zor olduğu ayetlerde de belli. فَوَاحِدَةً O zaman bir kadınla evlenin. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Ya da elinizin altında, yönetiminize verilmiş olan cariye ile evlenin. Meleket kelimesi çok önemli. Şimdi meliklik var ya, krallık yani yöneticilik. Sizin yönetiminize verilmiş olan cariyelerle evlenin. Çünkü esir kampı diye bir şey yoktur. O esirler eğer serbest bırakılmamışlarsa fidyelerini ödeyinceye kadar ailelere teslim edilir ve ailelerin birer ferdi, ailenin bir evladı gibi orada yaşama hakları verilir. Mahremiyet ona göredir. Onunla evlenin. Çünkü ayet-i kerime çok açık. Fenkihu neyse yok. Neydi şey? Fenkihtum la fevahideten inkihu vahideten demektir. Arapça bilenler için söylüyorum. Evinkihu ma meleket eymanukum demektir. Yani ya bir kadınla evlenin ya da elinizin altındaki cariye ile evlenin. Bu ayet-i kerimenin manası bundan başka olması mümkün değil. Ama elinizdeki mealleri bir okuyun bakalım ne yazıyor. Bak diyor ki, okuyayım ben size. Nasıl olsa sizde mikrofon yok, yoksa okurdunuz. Evet, birkaç tane böyle kamera olursa Mithat Bey çevirirsin, birisi alır mikrofondan okur. Daha canlı olur yani. Hep Abdülaziz Hoca konuşuyor, ben sıkılıyorum yani bu kadar adı, bu kadar insan boş duruyor. Şimdi bak burada şöyle diyor, diyor ki haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut sahibi olduğunuz cariyeyle yetinin. Buraya bu yetinin kelimesi ayete ilave edilmiştir. Yani zaten o cariyenin cinselliğinden yararlanıyorsun. İdare et ondan demiş oluyor. Haşa. Ayet gayet açıktır. Başka bir anlam vermeye imkan ve ihtimal yoktur. Yani milyarda bir bile ihtimal yoktur Arapça açısından. Ama bu araya bir kelime sokuşturarak o cariyeleri nikahsız olarak yatağa atmışlar. Ama bütün mezhepler böyledir. Şimdi millet onlara kızacağını Abdülaziz Hoca'ya kızıyor. Yav kardeşim, yani Allah'ın ayetini söylemek suçsa ben bu suçu işlemekten vallahi gurur duyarım. Yani Allah'ın ayetini söylemeyi bu dünyanın en büyük itibarı sayarım. Allah-u Teala işte böyle diyor, açık. Elmalı hariç, evet. Elmalı tefsir mealini istisna etmek gerekiyor. Şimdi bir de bu konuda delil gösterilen 23. sure var. 341. sayfayı açarsanız. Tamam. 300 kaç dedin? 341 evet. Şimdi asıl örnek, delil alınan ayet-i kerime bu. Burada da yapılan yanlışları göreceğiz. 341. sayfa, Müminun suresi. Yani ilk ayetlerden başlayacağız. İlk ayetlerden, başından başlıyoruz. Estağfirullah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler umduklarına mutlaka kavuşacaklardır. Bunlar namazlarında huşu içerisinde olanlar, yani huzur içinde namazlarını kılanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Boş şeylerden kaçınanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat için çalışanlardır.
Yani çalışıp kazanıp zekat vereceğim diye çalışanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bir de edep yerlerini koruyanlardır. Ki bunlar diz kapağı ile göbeğin arasını örtenler demektir buradaki şey. İlla ala ezvacihim, eşlerine karşı diz kapağı ile göbeklerini örtmeyebilirler. Ev ma meleket eymanuhum, ya da hakimiyetleri altında bulunan kişilere karşı. Şimdi bellezinehum li furucihim hafizun, bu ferç kelimesi ferce iki şeyin arasındaki açıklığa denir ki bu diz kapağı ile göbek arası anlamına gelir. Orayı korumak o aranın kapatılmasını gerektiriyor. Mesela kadınlarla ilgili olarak da bu 24. surenin 30-31. ayetlerine 29-30. ayetlerine bakarsak 352. sayfa. Mesela burada diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müminlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Ferçlerini korusunlar. Yani diz kapaklarıyla göbeklerin arasını örtsünler. Bu kesin, bu elde bir. Ondan sonra قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara söyle. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Gözlerini erkeklerinin gözüne dikmesinler. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Ve ferçlerini korusunlar. Yani diz kapakları göbekten altını. Yani diz kapakları göbeğin arası mutlaka bir kere kapatılacak. Kesin. Sadece bunlar eşlere açılabilir. Ya da elleri altındaki şeylere, esirlere açılabilir. Peki tamamını mı açarlar? Eşlere tamamı açılabilir. Ama esirlere tamamı açılmaz. Peki bunu nereden söylüyorum? Kafadan mı atıyorum? Hayır. Ayetten şimdi hep beraber okuyacağız. Nur suresi 58'i açıyoruz. Tabii şimdi bunların her birisinin aslında belgeselini yapmamız gerekiyor. Miktat Bey, hakikaten Ramazan. Çünkü bunları anlatırken herkes tam resmi zihninde canlandıramıyor. Ben bunları anlatırken bayağı sıkıntı çekiyorum. Halbuki böyle bir belgeselle insanların karşısına koysak, böyle küçük 3-5 dakikalık filmle mesela çok net bir şekilde anlaşılır. Ya da çizgi film belki daha iyi olur bu tip şeyler için. Şimdi bakın şu 58. ayette ne diyor? Ya eyhellezine amenu لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Şimdi diyor ki, bak öbür tarafta eşlerine veya sahip oldukları, hakimiyetler altı oldukları köle veya cariyelere şey yaparlar, açabilirler diyor. Eşlerine diz kapağıyla göbek arasının tamamı açılabilir. Ama köle ve cariyelere neresi açılır? Şimdi ona bakacağız. Diyor ki Allah burada, müminler, لِيَسْتَئِذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Öbür ayette de مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ vardı. اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ diye. اَيْمَانُهُمْ diye. Evet. Siz diyor ki, لِيَسْتَئِذِنْكُمْ sizden izin alsınlar. اَلَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Yani hakimiyetiniz altında bulunan köle ve cariyeler izin alsınlar sizden. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ İçinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız da izin alsın. Odalarımıza girerken küçücük çocuklarımız öyle çat kapı giremez, kapıyı açıp giremez. Buluğa ermeden izin alacak. Elimizin altındaki bu esirler de küçük çocuklar gibi aileyle iyice kaynaşıyor.
Bunlar da izin alsınlar diyor. Selâte merrâtin, üç kere. Min kabli salâtil fecr, sabah namazından önce. Ve hîne tada'ûne thiyâbekum minel-zahîrâ, öğlende elbiselerinizi çıkardığınız vakit. Ve min ba'di salâtil işâ, ve yatsı namazından sonra. Niye? Selâtu avrâtin lekum, sizin açık olabileceğiniz üç vakittir. Şimdi elimizin altındaki bu esirler bizim bütün edep yerlerimizi görebilecek durumdaysa ya da cariye izin almasına gerek var mı? Odalıksa izin almasına gerek var mı? Bak, kadın için, koca için böyle bir şart yok. Çocuk da izin alacak bu üç vakitte. Onlar da. Çünkü her şeyi göremezler. Ne olur? Diz kapıyla, kapağıyla göbeğin arasını değil ama dizin biraz yukarısını görebilir o şey. Esirler. Çünkü aileyle öyle bir kaynaştırıyor ki bunlar burada adeta şey gibi, bir aşı gibi iyice hazırlanıyorlar ve memleketlerine gittikleri zaman Müslümanlığın en güzel propagandasını yapıyor. Çünkü bu insanlar bizi esir aldılar. Kendi öz evlatlarından daha önemli hale getirdi, değer verdiler. Demek ki bunlar çok iyi. Ondan sonra diyor, leysa aleykum ve la aleyhim cunahum ba'dahunne. Bu üç vaktin dışında, yani sabah namazından önce, yatsıdan sonra öğlen istirahatına çekilirken, uykuya çekiliyorsunuz. Mesela istirahatına çekiliyor. Bu üç vaktin dışında odanıza girerken izin almalarına lüzum yok. Kimin? Bu esirlerin ve küçük çocukların. Tamam mı? Şimdi anladınız mı? Diz kapağıyla o ferşleri muhafaza etmek ne demekmiş? Ferşleri muhafaza etmeyi ayetlere bakmadan efendim çok affedersiniz uşkurlarını çözmesinler diye anlam verirler. Yani cinsel ilişkiye girmesinler diye. Olmaz ki, her şey alt üst oluyor. Tüm sistem çöküyor. O zaman birisi kalkıp diyor ki bu ayetlere öyle şey yapınca efendim diyor, Nur suresinin 30. ayetinde mesela işte süsleriniz şunların dışındakilerini açmasınlar diye. Çünkü ayette bir süs elbisesi vardır. Bir de yuvari sevâtikum diye Allahü Teala'nın Tevbe suresinin 3. sayfasındaki 20 mi 22. ayet midir? Orada bir insanın edep yerlerini örten elbise vardır. Biz buna iç çamaşır diyoruz. Bir de kişiyi güzel gösteren elbise vardır. O edep yerlerini örten elbise her zaman örtülü olması lazım. Siz o manayı vermediğiniz zaman bazıları kalkıp diyor ki o manayı biz de vermiyoruz. Ayet gereği. Ayet onu veriyor zaten. Ayetler arası ilişki diye bir şey yok biliyorsunuz bizde maalesef. Ayetleri bizim ulemanın kendisi açıklar. Allah onu kendi Allah yerine koymak olarak bildirmesine rağmen Hud suresinin ilk ayetlerinde ayetleri kendileri açıklar. Hiç öbür ayetlere bakma sıkıntısına girmezler. O zaman diyor ki Nur suresi 30'u delil göstererek efendim diyor bir kadın kayınvalidesinin babasının memnunluğunda her tarafını açabilir diyor. Hadi buyurun. Bunu diyenler de var. Bakın burada ne diyor? Bu ayetlere bakılır mı? Biz bundan iki sene evvelki Kur'an meali yarışmasında bu ayeti sorduk. Herkes burada takıldı. Değil mi Halit Bey? Buna cevap veren pek çıkmamıştı. Değil mi? Öyle değil miydi? Yani halbuki ben bu soruyu da ben sormuştum ama yani bilerek sormamıştım. Herkes bilir zaten diye sormuştum. Ama kimsenin bilmediği ortaya çıktı. Şimdi tavvafune aleykum ba'dukum ala ba'd. Çünkü bunlar evin hizmetlerine baktıkları için sürekli girip çıkarlar. Ya da çocuklar sürekli annesine babasına muhtaçtırlar, girer çıkarlar. Ya da ailenin diğer fertlerine. كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ Allah ayetleri size böyle açıklar. Hangi ayetler? İşte o ferci saklamak ne demektir? Öyle açıklar. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah bilir ve doğru karar verir. Ondan sonra şuna da dikkat edin. Diyor ki وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ Çocuklar büluğa erdikleri zaman, sizin çocuklarınız yani, senin oğlun, senin kızın büluğa ermiş.
فَلْيَسْتَئِذِنُوا izin istesinler. كَمَسْتَئَذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ondan öncekiler izin istediği gibi. Yani 24 saat odanıza girerken büluğa ermişse mutlaka izin isteyecek. Sadece kim istemez? Karı ve koca, o kadar. Karı koca birbirinin yanına girerken izin istemezler. Yani istemeleri gerekmez. Birbirine saygı gösterir isterlerse o başka, o kendilerine kalmış bir şey. Ama öbürleri Allah'ın emri gereği mutlaka izin isteyerek gireceklerdir. Peki köle ve cariyeler hangi vakitlerde izin isteyerek girecekler? 3 vakitte. Yani insanların çıplak kalabileceği. Çünkü uyurken dikkat edemezsin. Dizin açılır, başka tarafın açılır falan. İşte ferçlerini korusunlar demek, diz kapaklarıyla göbeklerin arasını kapatsınlar demek, işte bu ayet onu açıkça gösteriyor. Yoksa odalık olarak kullanın değil. Onun için de bakın ayete verilen manaya bakın. Şimdi tekrar 23. surenin tekrar başına gelelim, bir de mealden okuyalım. Bütün anlamları tamamen çarpıtılmıştır dedim ya. Hı? 341. sayfa. Kaçıncı ayetti? 6. ayete. Bakın 6. ayetin mealine bakın. 6. ayetin metnine bakalım. Diyor ki onlar ferçlerini koruyanlardır. Yani diz kapakları göbeklerin arasını sürekli örtülü tutarlar. Bunu sadece kocalarına veya ellerinin altında bulunan köle ve cariyelere karşı. Şimdi bu veya dendiği zaman işi değiştiriyor. Ya o ya o. Ha, kocaları meselesinde zaten bir yasak yok. O sürekli olabilir. Şimdi burada ne diyor? Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeler hariç. Ve ile veya arasında fark var mı? Yok mu? Bak burada ve demiş. Ayette veya, burada ve'ye çevrilmiş, görüyor musunuz? Çünkü cariyeleri şey yapacak ve köle de çıkarılmış buradan. Köle yok, cariye var sadece. Halbuki mameleket eyman hüküm ikisini de alıyor içerisine. Hadi köleyi de al o zaman yanına, hadi bakalım. O zaman kadın da köleyi alsın odasına. Ya olmaz. Kardeşim eğer bu ayeti delil getiriyorsan ikisi de... Bakın burada ne diyor? Ancak eşler ve ellerinin sahibi olduğu cariyeler hariç. Ve diyor, ve. Ve. Niye? Odalık olarak kullanacak. İşte sonuç olarak ki o şimdi Yahya hatırlattı. Ulemanın görmek istemediği ayetler diye bir şey vardı. Onun adını değiştirelim. Özkan, yani kölelik ve cariyelik diye. Değiştirelim. Tabii. Çünkü insanlar bilmiyor onun içerisinde ne olduğunu. Bu da şey yapar. Anlamı o Peygamber Efendimiz'le ilgili Ahzab suresinin 50. ayetinin anlamı da tamamen değiştirilmiştir. Şimdi vakit çok geçti. O da tamamen değiştirilmiştir. Şimdi soru çoktur. İstersen evet. Onu da okuyayım mı yoksa? Yok hocam, soru var yani. Soru çok var. Neyse. Ama o bizim o şeyde sohbette var. Ben hatırladım şimdi. Onun, o ayetin anlamı da tamamen değiştirilmiştir. Yani bir kölelik şey, cariye, çok affedersiniz, cariyeleri odalık olarak kullanmaya karar verince engel olan bütün ayetlerin işi halledilmiş.